Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı Son Düzlük'ten herkese iyi akşamlar dilerim. 26 Ağustos Pazartesi Elazığ At Yarışı tamla vereceğim. Arkadaşlar, emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla aboneniz olursa, beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, beğeni tuşuna bastığınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar, Elazığ yorumlarıma geçmeden evvel kısaca günün analizlerine bakalım. Sadece İstanbul üzerinde bir koşu üzerinde yorum yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, İstanbul'da birinci altılı Gayan'ımız 5'te kaldı. İkinci altılı Gayan'ı yakaladık. İkinci altılı Gayan bir para vermedi. Onun dolayı onu yakaladık demeyeyim arkadaşlar. Bir para vermedi çünkü 750 TL gibi bir ikramiye verdi. O da bir amortidir arkadaşlar. Yani bir para değil. Birinci altılı Gayan ise 20.700 TL verdi. Güzel de bir para verdi. Arkadaşlar, biz birinci altılı Gayan üzerinde burada ettik arkadaşlar. İkinci koşta bir numara Fire Pender, Gökhan Kocakay'la banko dedik. Yalnız şunu da söyledim grubumuzdaki arkadaşlarımıza. Sadece bir rakibi var. O da 6 numara Perfect Sunset dedik. Bir numara bankomuzu altına kırmızı çizgiyle rakibi arayanlar ikili bazında 6 numarayı değerlendirebilirdik. Arkadaşlar, ben kendim de bir kupon yaptım. Burada yaptım. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu Frepender'ı biz banko olarak niye önerdik? Öncelikle onun açıklamasını yapayım. Arkadaşlar, bu safhanı Gökhan Kocakaya bizzat iki galabunu kendisi yaptırmış. 8. ayın 9'u ve 8. ayın 16'sı olması lazımdı arkadaşlar. Aklımda yanlış kalmadıysa. Artı güzel de çalışmalar vardı. Uzun zamandır da çalışıyordu arkadaşlar. Ondan dolayı bank olarak önerdik. Maalesef arkadaşlar, safkanın bir sıkıntı yaşadığı, Gökhan Kocakaya'nın bir sıkıntı yaşadığı, ben emin olasız anlayamadım. Gökhan Kocakaya safkanla bir gezinti yaptı. İlkini içeride, daha sonra dışarıda, en dışarıda gelmeye çalıştı. Sonuçta burada yattık arkadaşlar. Kurgumuz 5'te kaldı. Öncelikle bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. Artı şurada söyleyeyim arkadaşlar. Yani ben Gökhan Kocakay'ı sevdiğim jokerlerin arasında, yani güven de veriyor. Ama bugün nasıl etti emin olasınız, ben de anlamadım arkadaşlar. Tekrardan bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. Demek ki nasip kısmetimizde yokmuş. Ötesine geçemiyoruz arkadaşlar. İzmir'de ise pek başarılı değildik. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Başarımızı nasıl söylüyorsak başarısız olduğumuzu da söyleyeceğiz. İzmir'de başarılı değildik. Onu da sizlerle paylaşayım. Geçelim Elazığ'a. Arkadaşlar, şayet ki sizler de ailemize, WhatsApp grubuma dahil olmak istiyorsanız 0-539-930-76-55 nolu telefona isim, soy isim, ben de katılmak istiyorum diye mesaj gönderseniz en kısa sürede sizlere geri dönüş sağlanacaktır. Arkadaşlar, kadın arkadaşlarımızda aylık 200 TL, erkek arkadaşlarımıza ise aylık 250 TL'dir.
Arkadaşlar, şunu da sizlere paylaşayım. Sadece Temmuz ayında WhatsApp grubundaki arkadaşlarımıza 300 bin TL yakın bir ikramiye kazandırdık. 300 bin TL gibi bir ikramiye kazandırdık arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Artı Ağustos ayında 110 bin TL gibi bir ikramiye kazandırdık. En son şey günü, Cuma günü Diyarbakır yorumu yapmıştım. Yakaladık çok şükür Diyarbakır'da. Bulan arkadaşlarımızı da tebrik ederim. Arkadaşlar, bir şüpheniz, bir endişeniz varsa arkadaşlar, şöyle geriye dönük eski videolarımı izlerseniz başarımızı sizler de takdir edeceksiniz. Bildiğiniz gibi ben daha evvel de söyledim. Doğu yarışlarını YouTube üzerinde herkese açık olarak yorumluyorum. Geri kalan diğer bütün ilerideki yorumlarını sadece WhatsApp grubumuzdaki arkadaşlarımızla paylaşıyorum. Sizler de WhatsApp grubuma dahil olmak istiyorsanız 0539 930 76 55 numaralı telefona isim, soy isim, ben de katılmak istiyorum diye mesaj gönderseniz en kısa sürede sizlere geri dönüş sağlanacaktır. Kadın arkadaşlarımız da aylık 200 TL, erkek arkadaşlarımıza ise aylık 250 TL'dir. Geçelim Elazığ yorumlarımıza. Arkadaşlar, bugün Elazığ'da gün üzerinde 9 koşuluk bir program vardır. Saat 5'i çeyreğe geçe birinci koşuyla birinci altılı kayan, saat 7'de dördüncü koşuyla ikinci altılı kayan başlar. Biz birinci koşuyla başlayalım arkadaşlar. Saat 5'i çeyreğe geçe birinci koşuyla birinci altılı kayan başlar. Şartlı 2, 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum. Arkadaşlar, burada yaşadım 4 numara Prenses Island Yusuf Cengiz'le, daha sonra 5 numara Abjaranoğlu Necmi Altın'la, 3 numara Sibir Şadov Ferit Yardımcı'yla ve son olarak da bu Ankara, Adana, bir daha sonra Elazığ'a gelen King Charlie diyeceğim, bir Mayboy Charlie temsilcisi Sami Kaplan'la bir sürprizi gerçekleştirebilir. Son sırada da 7 numara King Charlie diyeceğim. 4, 5, 3 ve 7. Saat 6'ya çeyrek kala ikinci koşu birinci altılı gayanın ikinci ayağıdır. Maiden 3 yaşlı Araplar 1200 metre ku. Arkadaşlar, burada yaptım 1 numara Abeyran. Daha sonra 13 numara Mahmut'un kızı İshak Yavuz'la, 9 numara Ateş Zambağı Hasan Altundağ'la, 6 numara Piri Soner Ferit Yardımcı'yla, 2 numara 1 Nisan Mehmet Emin Doğan'la, 4 numara Haber Baba Mehmet Doğan'la, 3 numara Els Yaşar Neşmi Altın'la ve son olarak 5 numara Las Segul diyeceğim. 1, 13, 9, 6, 2, 4, 3, 5. Saat 6.30'da 3. koşu 1. altılı gayanın 3. ayağıdır. Şartlı 3, 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum. Arkadaşlar, 2 numara Selanik Gülü, Mehmet Ali Aktürk'le Altı Bankum'dur. 2 numara Selanik Gülü. Güvenme arkadaşlarımıza iki tane rakip vereceğim. 1 numara Moni Moygör Aziz Aktemir'le ve 3 numara Lucky Rain Girl'ü Sami Kaplan'la değerlendirebilirsiniz. 2 Altı Bankum'umuzdur. Rakip 1 ve 3. Saat 7'de dördüncü koşu ikinci altılı gayan başlar. Birinci altılı gayan dördüncü ayağıdır. Handicap 15, 3 ve yukarı İngilizler 1800 metre ku. Arkadaşlar, burada çok gittim geldim. Banko tercihimi kullanıp kullanmamakla
takibatım var. Emin olasın çok gittim geldim. Güvenemedim arkadaşlar. Altın var Ana Karenya Ana Karenya Ahmet Hasan Bayar'la arkadaşlar riski seven arkadaşımız orta ölçekli kupon yapan arkadaşımız altın var Ana Karenya'ya kalem kırabilirsiniz. Takibatımdır. Yani emin olasın çok gittim geldim. Burada birkaç tane daha takibatım vardı. Ondan dolayı direkt bank olarak öneremedim sizlere. Dileyen arkadaşımız direkt bank olarak değerlendirebilirsiniz. Güvenme arkadaşlarımız önceliği 8 numara Makibay Mehmet Şakir'le daha sonra 9 numara Santorni 10 numara Şaşa Gör 11 numara Lady Peregrine 5 numara Lady Perfect ve sonra da 2 numara Mir isteyeceğim. Mehmet Baran çakmakla her ne kadar 63 lira olsa takip atın der. 6 atı bakımızdur. Rakip 8, 9, 10, 11, 5 ve 2. Saat 7.30'da 5. koşu. 1. altılı gayen 5. ayağıdı. Maiden. 3 yaşlı Araplar 1200 metre kur. Arkadaşlar burada yıkatın 1 numara Akyol Ceylan. Daha sonra 8 numara Saadet Mehmet Şakir ile takip atımdır bu 8 numarada. 13 numara Kırdaş İsa Akyol ile 11 numara Esmer Hanım Buran Sardal ile 15 numara şöyle açayım arkadaşlar Mir Berfini Ahmet Aslan Bayar'la ve sonra da 5 numara koşan serüven diyeceğim Mehmet Ali Aktürk'le. 117 günlük arası var. Bu safkan da takibatımdır. 1, 8, 13, 11, 15 ve 5. Yani toplamda 6 safkan önerdim. Arkadaşlar saat 8'de 6. koşu 1. altılı gayanın son ayağıdır. Kısa vadeydi. 4 yukarı rapar 2000 metre kum. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Yani net bir bank adayım yoktur Elazığ'da. Bugün Elazığ'da. Şimdi burada bir tane alt atı bankım var. Yana sadece bir rakip önereceğim sizlere. Sebebini açıklamasını yapacağım arkadaşlar. Tercih sizlere bırakacağım. Son aya da 2 ata geçeceğiz. Yani bu da bir yarım banko der. Bir banko der arkadaşlar. İki at bir banko eder herhalde. Bugün de öyle idare edeceksiniz. Arkadaşlar burada 5 numara Pişman Ağa İshak Yavuz'la banko adayımızdır. Yalnız burada 3 numara İlvanlıoğlu var. Bu da takibatımdır. Pişman Ağa aradan döndü. Aradan sonraki yarışı dinçlik yarışı değilse kazanan taraf 5 numara Pişman Ağa olabilir. Dileyen arkadaşımız banko olarak değerlendirebilirsiniz. Yalnız rakip de bundan 19 gün evvelki yarışlarda Pişman Ağa 3. oldu. Hilvanlıoğlu 5. oldu. O zaman Hilvanlıoğlu'nun üzerinde Ferit Yardımcı yoktu. Artı Hilvanlıoğlu o gün 2 boyda starta kaldı. Tabi spikerin gördüğü 2 boy o 3 boy da olabilir, 4 boy da olabilir. Her zaman söylüyorum bunu. Ondan dolayı bu iki safkan arasında gittim geldi. Tercihi sizlere bıraktım. Ben kendim oynarsam ben burayı 5-3 geçeceğim arkadaşlar. 5 ve 3. Yani bugün sizlere kısacası bir bankosuz bir kurgu önereceğim. Diğer ayaklarda biraz kısım, ondan net bir banko adayım olmadığından dolayı diğer ayaklarda birer ikişer at çıkardım arkadaşlar. Saat 8.30'da 7. koşu, handikap 14, 4 ay kolay rapar, 1700 metre kum. Arkadaşlar burada ilk atım 13 numara Nalkıran, Ferit Yardımcı'yla. Daha sonra 9 numara Çetin Şah, Necmi Altın'la. 7 numara Dayı Ahmet İsa Akyoz'la 4 numara Kılıçbağı Yunus Çelikbaş'la 2 numara Koruyucu Yusuf Çengiz'le ve son olarak da
12 numara ben kuru seçeceğim Aziz Akdemir'le. Yani toplamda burada da 6 safran verdim. 13, 9, 7, 4, 2 ve 12. Saat 9'da 8. koşu, handikap 16, 4 yaşlar rapar, 1200 metre ku. Arkadaşlar burada yatım 5 numara Mucize. Daha sonra 8 numara Serhan Batur, 4 numara Aziz Ağa. Arkadaşlar bu 3 safkan 5, 8, 4 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarım için bu 3 safkan yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımıza bir 3 safkan da önereceğim. 1 numara Targutay, 2 numara Hoşseda ve 3 numara Tombul Nazlı'yı Ferit Yardımcı'yla değerlendirebilirsiniz. Saat 9.30'da 9. koşu 2. altılı Gayan Sonayadır. Maiden 3 yaşlar rapar 1200 metre kum. Arkadaşlar burada yatın 1 numara Akolan Aziz Akdemir'le. Daha sonra 5 numara Mir Kasırgası diyeceğim arkadaşlar. İnşallah burayı bir sıkıntı olmasa 2 safkanla geçmeyi düşünüyorum. 1 ve 5. Arkadaşlar benim Diyarbakır üzerinde, pardon özür dilerim, Elazığ üzerinde değerlendirmem bu şekilde. İnşallah başarılı oluruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şansınız bu olsun. İyi akşamlar diliyorum.